Herkese iyi akşamlar. Bir Arka Pencere programında daha karşınızdayız. Gazeteci Ender Yüncü ve benim hazırlamış olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dolu dolu içeriklerimizle yine gündem oluşturacak başlıklarla sizlerleyiz. Evet Ender Bey, merhaba. Çok iddialı girdiniz Zarif Bey. Herkese merhaba diyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Güzel bir program olur inşallah. İnşallah diyelim. Bugün konu başlıklarımız arasında Ender Bey, Erzurumspor var. Erzurumspor var. Erzurumspor hatta ilk program tanıtımımızda da söylemiştik. Evet. Erzurumsporsuz olmaz program. Yani şehrin kalbi, şehrin nabzı, şehrin göz bebeği. Yani bu şehirde aslında Erzurumspor olmasa başka bir sosyal aktivitemiz var mı diye soracak olsanız başka bir sosyal aktivitemiz de yok. Biz de şehir olarak gönül verdiğimiz şehrimizin takımı Erzurumspor'a gönül vermişiz. Eğrisiyle, doğrusuyla, acısıyla, tatlısıyla. Evet, Erzurumspor demişken Erkan Sözeri geçtiğimiz hafta istifa etti ve takımdan ayrıldı. Hala Erzurumspor bir teknik direktör bulmuş değil arayışı içerisinde. Tabii ki Samet Aybaba olabilir mi diye düşünüyorlar ama ben Samet Aybaba'nın da, yani bugün itibariyle cumartesi günü programımızı çekiyoruz, Samet Aybaba'nın olmayacağını, aklından geçen aslında bir isim var, olabilme ihtimali büyük ama şimdi bu ismi veririm yarın olmaz ya, Ender Yüncü de salladı dersiniz, ya olursa Ender Yüncü tutturdu dersiniz. Ben Mert Nobre'nin, Dadaş Nobre'nin Erzurumspor teknik direktörlüğüne daha yakın olduğunu görüyorum. Tabii ki yayınladığımızda programı pazartesi günü yayınlayacağız. Ne olur ne olmaz bilmiyorum ama Nobre biraz daha Erzurum'u daha iyi tanıyan, daha iyi bilen. Ama başarılı olur mu, olamaz mı? Burası tartışılır ama ben Mert Nobre'nin Erzurumspor'a daha yakın olduğunu, yapmış olduğum kulis çalışmalarında elde ettiğim isim olarak öne çıkıyor. Ama tabii ki Erzurumspor demişken sadece Erzurumspor'u teknik direktörle kısıtlamamak gerekli. Erzurumspor'da çok sıkıntılar var, sorunlar var. Geçmiş yönetimi de ilgilendiren sorunlar var. Ya, mutlaka programın içeriğinde aldık ama şunu ben söyleyeyim. Öncelikle ben mevcut yönetimle başlayacağım. Müsaade ederseniz. Evet, takımın kötü bir gidişatı var. Ara transfer yapamadık. Tahtayı açamadık. Zaten en büyük sıkıntımız buydu. Tahtayı niye açamadık? Paramız olmadığı için açamadık. Yani bir yönetimimiz var. Bir futbol takımının yönetimi takımın kasasıdır. Eğer ki yöneticiler takıma maddi bir gelir vermiyorlarsa, maddi bir faydaları yoksa yönetici olmalarının da mantığı yok, anlamı yok. Kulüp başkanı Ömer Düzgün Beyefendi'yi ben burada bu işin bir numaralı suçlusu olarak görüyorum. Neden? Kulüp başkanı. Yani tamam, kulüp başkanı Ömer Düzgün tahtayı nasıl açabilirdi? Abi bir şekilde açacaktı. Bir yolu bulup açacaktı. Çünkü sen kulüp başkanısın. Yani bu şehirde, kahvehanede, sokakta, spor severler arasında konuşulduğu zaman Ömer Düzgün ismi nasıl kulüp başkanı olarak anıldığında nasıl o gönlü hoş oluyorsa, ki bugün Palandöken Belediyesi'nin açmış olduğu bir konuk evi vardı. Burada Sayın Ömer Düzgün programa geldiğinde kürsüdeki kameraya bir çarptı. Hatta Muhammed Sunar Beyefendi dedi ki olur olur dedi, Sayın Başkan dedi. Dedik benim ismimi saymadın, ondan ben buna çarptım dedi. Böyle de bir espri yaptı Ömer Bey. Demek ki isminizin eğer ki protokolde sayılması gönlünüz ne kadar hoş ediyorsa elinizde cebinize götüreceksiniz. Bununla da bitmiyor Ömer Düzgün'ün suçları. Şimdi Ömer Düzgün diyeceksiniz ki sen ne, kimsin bizi suçlu kılıyorsun ya da kılmıyorsun. Ömer Düzgün hafta içerisinde bir tweet paylaştı. Hepimiz takip ettik. Siz de görmüşsünüzdür Zarif Bey. Bakın çok manidar, tweeti, değil mi? Çok manidar, çok düşündürücü bir tweetti. Çok manidar, çok düşündürücü. Ne diyor Ömer Düzgün? Diyor ki onursal başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, Erzurum milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Recep Akdağ'a, sayacağım isimlere dikkat edin, Erzurum milletvekilimiz Sayın Selami Altınok'a ve Maliye Bakan Yardımcımız Sayın Cengiz Yavilioğlu'na kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Zarif Bey, manşette bu resimde kullanabilirsiniz. Evet. Başka yok. Başka yok. Sayamıyorum.
Yani başka destek veren, başka gönül yok veren hiç. Erzurumspor'a ayıp ettin Ömer Düzgün. Çok ayıp ettin. Bu şehrin sporuna eğer siyaseti katıyor isen, bu şehrin sporuna siyaseti katma gereği duyuyor isen, teşekkür ediyor isen, burada İbrahim Aydemir'in ismi olmalıydı. Burada İbrahim Aydemir'in ismi olmalıydı. Ben burada ne İbrahim Aydemir'in borazancısıyım ne de şakşakçısıyım. Ama meclis kürsüsünde Erzurumspor hakkında, Futbol Federasyonu hakkında, Hakem Kurulu hakkında en az 5 tane gen sorusu, soru işareti var. En az 10 kere de meclis kürsüsüne Erzurumspor'u taşımış İbrahim Aydemir'e teşekkür etmiyor isen, ben burada art niyet ararım. Art niyet ararım kardeşim. Eski milletvekilimiz, AK Parti eski milletvekili Cengiz Yavlıoğlu'na Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden dolayı teşekkür ediyor da, Ankara'da ya da bir kampa gideceği zaman takımın kamptaki tüm masraflarını karşılayan, sponsor olan Adnan Yılmaz'a teşekkür etmiyor isen art niyet ararım kardeşim. Ya da her hafta ilçelerinden otobüs kaldırarak maça taraftar gönderen ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür etmiyor isen ben burada art niyet ararım kardeşim. Art niyet ararım. Bu mesajda burada çok farklı bir mesaj var. Ömer Düzgün birilerine mesaj veriyor. Evet, Mehmet Sekmen'e teşekkür etmişsin. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Çünkü onursal başkanımız. Mehmet Sekmen olmasa Ömer Düzgün bu takıma kahvaltı ısmarlayamaz. Mehmet Düzgün olmasa Ömer Düzgün bu takımı deplasmana maça götüremez. Mehmet Sekmen olmasa Ömer Düzgün bu takıma başkan olamaz. Evet, eyvallah. Mehmet Sekmen'e teşekkür etmişsiniz. Eski Sağlık Bakanımız Türkiye'de markalaşmış, dünyaya marka olarak ismini duyurmuş Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a Ankara Genel Merkezi'nde ve Ankara'daki ağırlığından dolayı teşekkür etmişsiniz. Eyvallah. Erzurum milletvekilimiz Selam Altınok Beyefendi'ye takıma yapmış olduğu katkılardan teşekkür etmişsiniz. Eyvallah. Kredi mi aldınız? Kredi mi çıkardınız? Kredi beklentiniz mi var? Ne beklentiniz var ise Cengiz Yavlıoğlu'na teşekkür etmişsiniz. Eyvallah. Ama meclis kürsüsüne Erzurumspor'un sorunlarını, Erzurumspor'un görmüş olduğu haksızlıkları taşıyan İbrahim Aydemir'e teşekkür etmiyor iseniz, siz Erzurum'un siyasetine sporu, Erzurumspor'a da siyaseti katıp kendi emelleriniz uğruna alet etmek içerisindesiniz derim. Ben buna başka bir şey demem. Burada şöyle bir durum da söz konusu aslında. Ender Bey, -15 derecede, -20 derecede her türlü şartlarda deplasmanda kendi sahasında Erzurumspor'a destek veren Erzurumsporlar bir bilet alıp gitmek belki bugün diğer büyük bağışlara göre küçümsenebilir ama Erzurumspor'a gönül vermiş taraftarlara neden bir teşekkür yok orada mesela? Ya, bu da evini, işini, aşını, çocuğunu bırakıp -40 derece olması önemli değil ya. Sıcak yuvasındaki sıcak yatağını bırakıp deplasmana gelen taraftara da bir teşekkür lazımdı. En büyük teşekkür aslında onlara edilmeliydi. Yani ben burada art niyet arıyorum. Ömer Düzgün'ü ben bu hafta içerisinde Twitter'dan yapmış olduğu teşekkür mesajında art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bana bunun aksini söyleyemezsiniz. Aksi yok bunun. Ha, gelelim şuraya. Ömer Düzgün. Ya Ömer Düzgün'e bu şehir ne istedi vermedi ya? Bu şehir Ömer Düzgün'e ne vermedi kardeşim? Siyasetse siyaset. Ticaretse ticaret. İtibarsa itibar. Yani Ömer Düzgün'e bu şehir artık her şeyi vermiş ya. Ömer Düzgün'ü bu şehir doyurmuş durumda. Yani teşekkür et. Ya bakın burada siyaseti kaldıralım bir tarafa. Naci Cinisli, İYİ Parti milletvekili Naci Cinisli kaç kez Erzurumspor hakkında bu takım işte şehrimize bir stadyum yapılsın diye. Ya bir teşekkür edin. Yani sizin de siyasi ikbaliniz mi var? Bir teşekkür ediyorsan o zaman etmeyeceksin. Ya herkes edeceksin ya da etmeyeceksin. Sen ki tahtayı açamamışsın, transfer yapamamışsın, bu ayıbı kapatmak için kendine perde arıyorsun. Dün de Erzurum'un yerel televizyonuna çıkmış.
Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nu arıyorum, telefonuma bakıyor. Ya ne büyük bir nimet ya. Ya ne büyük bir nimet. Erzurumspor'u şampiyon yaptınız ya. Ya Erzurumspor'u geçen yıl haksızlıkla küme düşürdüğünüzde o telefonlarınıza bakanlar, o gün arasaydınız onları. Onun için ben takımın durumu hakkında hiçbir şey konuşmayacağım. Takımın durumu zaten ortada. Yapılan transferler ortada. Tahtayı açamamışlar, ara transfer yapamamışlar. Her şey ortada. Erzurumspor Kulüp Başkanı Sayın Ömer Düzgün'ün siyasetçilerimize, özellikle İbrahim Aygebir'e, bakın Zehra Taşkeser'in oğlu Ban hanımefendi de Erzurumspor hakkında kaç kez konuşması var ya. Ne istiyorsun? Size ille de para vereni, sizin önünüzü açanı, kredi başvurularınızda size kapıları dayayanları mı teşekkür edeceksiniz? Paraya mı ihtiyacınız var? Paraya ihtiyacınız var ise cebinizdeki paranız, kazandığınız paranız Erzurumspor'a yetmiyor ise bırakın o kulübü, cebindeki parasına güvenen, söylediği söze güvenen birileri gelsin başkanlık yapsın. Yani o koltuk boş kalmaz. Sakın kendinizi bulunmaz Bursa kumaşı sanmayın. O koltuk boş kalmaz. Eğer o takımın isminde Erzurum yazıyor ise o koltuk boş kalmaz. Siz fuzuli yere, siz yoktan yere o koltukları doldurup kendinize itibar arayışı içerisine girmeyiniz ki. Ömer Düzgün'ün böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ömer Düzgün meclis üyesi, Ömer Düzgün il başkan yardımcısı, Ömer Düzgün Etro üyesi, Ömer Düzgün Ticaret Borsası üyesi, Ömer Düzgün, Ömer Düzgün, Ömer Düzgün, Ömer Düzgün. Ömer Düzgün olmadı hiçbir yer yok zaten. Erzurumspor'da eksikti. Erzurumspor'da da Ömer Düzgün. O zaman tahtayı açacaksınız. O zaman bu takıma transfer yapacaksınız. O zaman bu takıma para vereceksiniz. Yok böyle kardeşim. Şimdi bir önceki yönetime gelelim. Hüseyin Üneş Başkan. Defalarca programda Hüseyin Üneş hakkında yorumlar yaptım, eleştiriler yaptım. Gün geldi 2022 yılında Ocak ayında görüyorum ki yapmış olduğum eleştiriler azmış bile. Ben az şey söylemişim. Neden? Şimdi Ömer Düzgün bu şehirden istifa edip gittikten sonra yanındaki saz arkadaşlarını da beraber aldı gitti ya. İstifa ettiler ya. O dönem ulusal basında bir habere yer vermişlerdi ve açıklama yapmıştı Hüseyin Üneş. Hüseyin Üneş. Ne demişti Hüseyin Üneş? Yok, Hüseyin Üneş beyefendi ne demişti? Erzurum Spor'un kasasından senet çalındı. Benim vallahi haberim yok. Burada girmek istiyorum. 25 Ocak tarihli bir mahkeme oraya geliyorum. Oldu. Oraya geliyorum, size okutturacağım bunları. Yani bunlar evet. Hepsi delil ispatlı konuşuyoruz. Sayın Hüseyin Üneş, o gözyaşlarınız sizi kurtarmayacak, kurtaramayacak. Çünkü Erzurumspor üzerinden kendinize bir çıkış yolu buldunuz. Dediniz ki takım çalışanlarından neydi ismi? Lokman Ümit miydi? Lokman Ümit beyefendi. Lokman Ümit takımın kasasından İbrahim Aktağ'ın, yani Ankara Gücü'ne transfer olan İbrahim Aktağ'a ait 1 milyon TL'lik senedi çalarak parayı zimmetine geçirmiştir dedi. Böyle bir senetin olmadığına mahkeme hükmetmiş ve ifadeler de var. Bir saniye oraya geleceğim. Evet. Bir acele etmeyin. Biliyorum şu an hararetlisiniz. Konuya hakim olduğunuz için heyecanlısınız da ben konuyu oraya getireyim. Size sözü bırakacağım. Ama burada bir şey var. Öyle bir senet resmi i̇şte, olamıyor. Bakın şimdi. Evet. Bakın şimdi. Burası çok önemli. Burada Hüseyin Üneş bu senedin olduğunu söyledi. Lokman Ümit'in hırsız olduğunu açıkladı. Takımın kasasından para çaldığını söyledi. Para, yani ha senedi almış gitmiş, ha parayı almış gitmiş. Biz de şehir olarak Lokman Ümit denilen şahsı tanımasak da Erzurumspor'a ihanet eden isim olarak belirledik. Ve öyle andık, öyle konuştuk. Kardeşim bunu sadece gazeteci olarak ben konuşmadım. Bunu sokaktaki taraftar dedik, 1 milyonumuz gitmiş. İşte Erzurum maçına gidemeyen yaşlı ihtiyar amcamız bile haberi duyduğunda Erzurumspor'un kasasından senet çalınmış dedi. Denilmedi mi? Ama bugün 25 Ocak'ta mıydı mahkeme? Evet. 25 Ocak'ta görülen mahkemede Sayın Ankara Gücü'ne transfer olan Erzurumspor'dan İbrahim Aktağ'ın mahkeme kayıtlarına, zabıtlarına geçen bir ifade tutanağı var. Okuyalım. Önce Zarif Bey bu ifade tutanağını bir okuyalım. Bu ifade tutanağını bir okuyalım. Bakalım İbrahim Aktağ ne kadar senet vermiş, ne kadardan feragat etmiş. Lokman Ümit denilen arkadaş İbrahim Aktağ beyefendinin senedini nasıl götürmüş? O İbrahim Aktağ'ın Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifade tutanağını ben okudum. Affedersiniz. Tutanakta ne diyor? Tutanakta İbrahim Aktağ'ın sözlerini alalım Zarif Bey. Şöyle diyor.
Diyor ki yukarıda kimlik bilgileri doğrudur ve bana aittir. Ben ifademi avukat talep etmeden vermek istiyorum. Ben Beytepe Mahallesi, bu adrese gerek yok, adrese geç. İfadeye gerek. Adresinde ikamet etmekteyim. Ankara Gücü'nde futbolcuyum. Ben kesinlikle böyle bir senet imzalayıp kulübe vermedim. Peki dur. Evet. Kulübe böyle bir senet vermediyse Ümit Lokman Ümit beyefendi nasıl çaldı? Arkadaşının çaldığı senet ne senedi? İbrahim Hatta dediniz. Başka birisinden de mi yoksa siz de mi artık muhasebeyle mi karıştırdınız? Başka birinin senedi miydi bu? Ya da böyle bir senet yoktu da iftira mı attınız? Mahkeme kayıtlarını okuyoruz burada. Devam edin Zarif Bey. Evet, diyor ki Lokman Ümit isimli şahısı tanımaktayım. Olay esnasında kendisiyle görüştüm. Ben Ankara Gücü'ne yeni transfer olmuştum. Kulüp bana otelde kalmam için oda tahsis etmişti. Aynı tarihlerde Lokman Ümit isimli şahıs Erzurumspor müdür yardımcısıydı. Sadece benimle değil, bütün sporcularla görüşüyordu. Hızlandıralım. Kendisi futbolcular tarafından sevilen bir şahıstır. Benim kaldığım otelde daha önceden Erzurumspor gelip kalıyordu. Benim haberim olmadan kendisinin kalması için otel müdürü Sinan Bey'i cep telefonuyla arayıp kendisini odaya ayırtmıştır. Kendisiyle otelde karşılaştım. Otelde kendisiyle vakit geçirdik. Kendisiyle bu süreçte hiçbir maddi alışverişimiz olmamıştır. Kendisinin Ankara'ya gelmesinin sebebi ise Gençler Birliği Spor'la görüşme yapacağını söylemiş olmasıdır. Lokman Ümit isimli şahıstan hiçbir şekilde senet almadım. Ankara Gücü Spor'a transfer olduğu için Erzurumspor ile fesih şartnamesini ifadem ekinde sunmak istiyorum. Benim bu konuda diyeceklerim bunlardan ibarettir. Son karar nedir? Karar noktasında bu ifade tutanağı. İfade tutanağı. Yani bu İbrahim Aktar diyor ki ben Erzurumspor'a 1 milyonluk senet vermedim. Lokman Bey de benden herhangi bir senedi tahsil etmedi. Şimdi yine düne dönüyorum. 25 Ocağı tekrar dönüyorum. Mahkemenin sonuçlandığı akşama Twitter yazışmalarına bir bakıyorum. Twitter yazışmalarında Sayın Erzurumspor'un muhasebe müdürü mü, kulüp müdürü müdür, Kadir Kösoğlu denilen bir arkadaş var. Evet. Kadir Kösoğlu'yla yapmış olduğu söyleşiler okudum. Bu söyleşilerde Lokman Ümit denilen arkadaşla Kadir Kösoğlu yazışma yapıyorlar. Diyorlar ki, bak bana attığın iftiralardan Allah'tan korkmuyor musun diyor Lokman. Evet. Kadir Kösoğlu da diyor ki sus, kapat, kaybol diyor ortadan. Görünme diyor. Bak daha senin başına neler getiririm diyor. Evet. Yani burada Hüseyin Üneş beyefendi göreve davet ediyorum. Eğer ki içerisinde bir küçücük bir nebze kadar Erzurumsporluk ya da Erzurumluk var ise bu senedin gerçekliğini ortaya çıkarsın. Açıklığa getirsin. 1 milyonun senedin nerede olduğunu, böyle bir senedin olup olmadığını, bu senedi Lokman Ümit denilen kişi alıp gitti kasamızdan çaldı deniyordu ya değil mi? Yani Hüseyin Neşin ifadeleri bunlar. Bu senedin akıbeti hakkında biz bilgi almak istiyoruz. Ben Erzurumspor'u gazeteci de değilim. Sıradan bir vatandaşım. Erzurumsporlu bir taraftar olarak soruyorum. Lokman Ümit bizim 1 milyonluk senedimizi aldı götürdü. Karşılığında da şu ifadelere yer verilmişti haberlerde. Alacağına karşılık aldığı söylenmişti, iddia edilmişti. Ama Lokman Ümit de diyor ki ben öyle bir senet almadım. İbrahim Aktağ da diyor ki ben öyle bir senet vermedim. Peki kedi buysa et nerede? Et buysa kedi nerede? Bizim 1 milyonluk senedimiz nerede? Aslında bu 1 milyonluk senet zaten resmi olmayan bir şekilde imzalattığı söyleniyor. Böyle şimdi Zarif Bey, Türkiye'nin Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan sonra en büyük camiası olan bir Erzurumspor'a bir Lokman Ümit denilen bir insanı hırsız diye lanse edeceksin. Sonra ben bu takımda başkanlık yaptım deyip gezeceksin. Yok böyle bir şey. İnsanlar bu dünyada izzeti şerefleri için, gururları için, haysiyetleri ve namusları için yaşarlar. Yok böyle bir şey. Şimdi Sayın İbrahim Aktağ'ın herhalde bir protokol sözleşmesi var, okuyacaksınız. Oraya geleceğim. Bir protokolü de bir okuyalım. Hüseyin Üneş'ten cevap bekliyoruz.
öyle çamur atayım izim kalsın. O çamurla boğuşurken ben de elimi kolumu sallayarak istifa ettim gittim diyerek de olmaz bu işler. Bir protokolü kurulsun. Protokolü şöyle yapalım Mender Bey. Bunu mevcut haberin altına biz ek olarak ekleyelim. Ek olarak verelim. Ama özetini söyleyelim. Bu protokolde özet olarak şöyle diyor. Kaç da alacağı varmış vazgeçmiş? 480 küsür bin lira. 386 olması lazım. 6 bin liralık alacağından feragat edip Ankara Gücü'ne transfer oluyor İbrahim Aktağ. Kendi hatta, ifadesi. Protokolde şöyle bir ibare var. Futbolcu kendi isteğiyle bu kulübe hizmet etmek istemediğinden tek taraflı fesih söz konusu olduğundan alacaklarından feragat ederek gidiyor. Alacağından feragat eden bir adam üzerine 1 milyon niye versin? Neden böyle? Vermedim diyor zaten kendisi. Yani mahkeme tutanağı bu. Bu tutanağı bunu ben yazmadım. Bunu İbrahim Aktağ'la da görüşüp bana yazdırmadılar. Şeyi de söyleyelim. 342.132 lira. Buyurun. Hüseyin Üneş'ten cevap bekliyoruz. Hüseyin Üneş beyefendiden cevap bekliyoruz. Yok böyle bir şey. Çamur attığımızı kalsın yok. Eğer ki Lokman Ümit de gerçekten 1 milyonluk değil ya da kasadan artık kimin senedini çalmışsa biz İbrahim Aktağ dediğiniz için o günlerde İbrahim Aktağ ismini kullanıyoruz. Eğer ki kasadan ne almışsa da bunu da söyleyelim. Camiamız gerçeğini bilsin en azından. Şunu da eklemek istiyorum Ender Bey. Mahkeme verdiği kararda şöyle bir ibare var. Lokman Ümit beyefendinin bu senetle alakalı üzerinde haczi durumlar söz konusuymuş. İhtiyacı tedbirler varmış ve mahkeme bütün hepsini kaldırmış. Yani suçsuzluğuna hükmetmiş mahkeme. Evet, Erzurumspor'la devam edelim. Konuyla ilgili Hüseyin Neş'ten bir cevap beklerken bir garip bir şey daha paylaşacağım ben burada. Erzurumspor Süper Lig'e çıkacakmış. Ömer Düzgün Beyefendi dün katıldığı televizyon programında demiş ki sahamızdaki maçları yensek zaten rahat rahat kazanırız. Rahat rahat şampiyonuz. Şimdi ben yaklaşık Erzurum'daki amatör spor kulüplerinin son 30-35 yılını hatırlarım. Yani 3 Temmuz Stadyumu'nun ve oradaki futbolcuların ne şartlarda futbol oynadığını, ne şartlarda antrenman yaptıklarını bunları çok iyi bilirim. Ama geçenlerde bir Horasan Spor'un maçı vardı. Dedim ki bir gideyim yıllar sonra 23 Temmuz Stadyumu'na. Gittiğimde o stadyumun maç oynanmadı, ertelendi ama o stadyumun gerçekten bir profesyonel stadyum olma getirildiğini, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün gerçekten tüm şartları sunduğunu görünce ah dedim ah. Geçmiş yıllardaki futbolcular bu tozlu sahalarda nasıl futbol oynarken geldiğimiz noktada çim sahalarına kavuşmuş. Ne kadar mutlu şimdiki gençlik dedim. Peki bu sahaları Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müz böylesine güzelleştirirken hatırlarsanız geçtiğimiz yılda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi amatör spor kulüplerine destek olmak için amatör futbolculara forma, şort, krampon, altyapı malzemesi hediye etmişken görüyorum ki Erzurumspor'da futbol oynayan birkaç isim sayacak şimdi Zarif kardeşim. Evet. Ve memleketleriyle beraber sayar mısın? Lütfen rica ediyorum. Evet, Mustafa Akbaş Erzurumsporlu futbolculardan biri. Nereli? Trabzonlu. Gökhan Alsan Trabzonlu. Mustafa Yumlu Trabzonlu. Süleyman Koç Trabzonlu. Emircan Trabzonlu. Aykut Trabzonlu. Batuhan Trabzonlu. Eren Tozlu Giresunlu. Oltan Gümüşhaneli. Ya Karadeniz karması yapmışsınız takım. Peki yani. Transfer sorumlusu kimdi? Muzaffer Bilenser diyor. O da Trabzon. O nereli? O da Trabzon. Yani şimdi burada akla farklı şeyler gelmesin. Yani burada mi? Ya akmasa şu geliyor. Sanki Erzurumspor değil. Bunlar Erzurumspor maçlarını izlerken Karadeniz karması Altay maçı var diyelim. Karadeniz karması bilmem yahu altyapınızdan futbolcu yetiştirmediğiniz süreci içerisinde o takımda taraftar nasıl yenildiği zaman ağlıyorsa Erzurumspor yenilince üzülüyorsa ben bir Erzurumlu olarak hiç futboldan anlamasam bile Erzurumspor'un yenildiğini duyduğumda yazık olmuş diyor isen o sahada maç kaybettiği zaman oturup kendi memleketinin takımının yenilgisine üzülmeyecek bir futbolcunuz yok ise siz ne şampiyon olursunuz ne de playoff'a çıkarsınız. Çünkü candan yananınız yok. Yani eğer ki az önce saydığımız isimler Trabzonspor yenildiğinde işte Mustafa Akbaş, Gökhan Alsar, Mustafa Yumlu, Süleyman Koç, Muzaffer Blazer ya da Batuhan Trabzon'da Aykut
Emircan. Bak hep Trabzonspor. Ya Trabzonspor yenildiğinde bunlar Trabzonspor yenildiğinde üzülürler. Erzurumspor yenildiğinde üzülmezler. Onun için o takımda altyapınızı eğer ki güçlendirmezseniz Erzurumspor'un ismi de olur Karadeniz Karması. Evet Zarif Bey, isterseniz Erzurumspor'la iki sorun var. Buyurun. Sorularınızı alalım. Erzurumspor'dan sonra bir mola verelim isterseniz. Olur. Devam edelim. Şöyle Erzurumspor'la ilgili ama bu hafta soruları soralım. Ben sorayım. Önümüzdeki hafta eğer muhataplarından cevap gelmez ise belgeleriyle birlikte yayınlayalım. Buyurun tabii. Değil mi? Şimdi Erzurumspor'a Anadolu Jet yani bir sponsorluğunda 250 bin liralık Anadolu Jet tarafından evet, alınmış jetler var değil mi? Hüseyin Neş zamanında ben konuyu evet. biliyorum. Hüseyin Neş zamanında Erzurumspor'un ana sponsoru Anadolu Jet'ti. Hatta kulübün girişine Anadolu Jet tabelalar asıldı, sponsorluklar olundu. Ama orada bir handikap daha var. Soruyu sormadan önce şunu ekleyeyim. Hüseyin Üneş'le beraber gelen Anadolu Jet Hüseyin Üneş'le birlikte Hüseyin Üneş'in istifa ettiği gün sponsorluğu durdurdu. O zaman en sonki tarifeli uçakla gitti. Anadolu Jet sponsorlukta birlikte gitti. Zaten gitti. Sponsorluk da bitti. Yani burada Hüseyin Neş'e yani iftira etmek istemiyorum ama tabii ki aklıma da gelmiyor değil. Yani sen varken Anadolu Jet sponsor, sen yokken Anadolu Jet sponsorluğu kesince benim aklıma çok deli sorular geliyor. Siz sorunuz sorun. Evet, ilginçtir. Tabii bunların da ispatı, delili var. Buradan bizi izleyen herkes zaten bilir, bizi takip eden geçen programlarımızda da. Biz beleşe, boşa konuşmayız. Belgesiyle. Belgesiyle her şey. Haftaya zaten eğer cevap gelmezse yayın yapalım. Ya ne diyorsunuz Zarif Bey? Ne diyorsunuz? Diyorum. Yani 250 bin liralık. 250 bin lira mıydı? 250 bin liralık sadece sponsorluk bedeli ama burada benim sorum şu. Hangi yönetici? Dönemin yöneticisi. Dönemin hangi yöneticisi? Ailesine uçak biletini o sponsorluktan almış. Böyle bir soru soruyorum. Hangi yönetici çıksın sahip çıksın bu soruya? Ne değişecek? Olsun biz topluma yani ailesine bunu gösterelim. Kendisi, topluma kendisi, söyleyelim. Kendisi bir deplasman maçına giderken mi yoksa eşine çocuğuna da bu sponsor evet. biletlerinden mi almış? Evet. Maça mı gitmişler tatile mi? Bak bu da bak bu soru da çok önemli. Maça mı gitmişler tatile kendi, mi? Onu da kendisi cevap versin. Maça mı gitmiş tatile mi? Çıksın, o zaman şunu söz verelim. Haftaya o yöneticinin ismini, uçakta yolculuk yapan ailesinin ismini, nereye gittiğini de açıklayın o zaman Zarif Bey. Bakın. Onu da açıklayın. Şimdi evet. insanları da şey altında bırakmayalım. Tamam. Hangi yönetici Erzurumspor sponsoru olan Anadolu Jet'e hediye olarak vermiş olduğu biletleri ailesini nereye götürdü diye. Yani sporcuların kullanması için verilmiş biletleri kim nereye kullandı? Kim nereye kullandı bunu bu açıklayacağız. Şey. Evet. İkinci sorum bu da çok önemli. Yine hangi yönetici diye başlıyorum. Erzurumspor'un yine bütçesinden eşine, çocuklarına spor malzemeleri aldı mesela. Erzurumspor bütçesinden. Evet. Bu belgeleri. Bunu da tabii ki. Yani Erzurumspor deniz yemeyen bilmiyorum. Yani bunlar çok çok ciddi iddialar. Bakın bunlar çok ciddi iddialar. Eğer Erzurumspor'da yönetici olmuştu. Erzurumspor'da yönetici olduğunuz için sağda solda caka satarken ben Erzurumspor'un yöneticisiyim derken çocuğunuz okulda benim babam da Erzurumspor'da yönetici diye geziyorken eşiniz altın günlerinde benim eşim Erzurumspor yöneticisi biliyor musunuz derken takıma 5 kuruş faydanız olmayıp bir de o takımdaki futbolcunun hakkı olan eşofman diyorsunuz değil mi? Eşofmanı evet, alıp götürüp eşinize ve çocuklarımıza giydiriyor iseniz başka hiçbir şey demiyoruz. Biz de Erzurumlular adına bunun hesabını buradan sorarız. Başka hiçbir şey demiyorum. Son bir soru. Başka hiçbir şey demiyorum. Son bir soru. Ondan sonra bir ara verelim. Buyur. Ve devam edelim. Eduk, Samuel Eduk ve Christian Obset. Yine o dönem 750 bin euroluk bir ödemelerini FIFA'ya başvurarak, ihtar göndererek evet. istiyorlar. Ve gariptir ki onunla birlikte Leonard T diye sanırım telaffuz ediyor. O da onda da aynı şey söz konusu. Bunun üstüne daha çok gitmek istiyorum aslında. Önümüzdeki haftaya da bu başlığı yine ertelemiş olalım. 15 gün ihtar süresi var. Yani FIFA tarafından. Ne gariptir ki bütün ödemeler
16. gün yapılıyor. Yani şöyle 750 milyon. 750 milyon alacak yerde 900 milyon. Ödemiş. Yani küsür. Takım ya yani dedim ya yani böyle bu sorulara eğer ki gerçekse ben bilmiyorum Zarif Bey'in notları arasında eğer ki gerçekse Erzurumspor'un vah haline. Mehmet Sekmen'in vah haline. Vah haline Mehmet Sekmen. Sayın Başkanım vah halinize. Neden? Vay halinize. Evet. Vay halinize ya, vay halinize ya, vay halinize. Bunun sorumlusu kimdir? Neden 16. gün hatırlanmıştır? Evet, Erzurumspor konusunu kapatalım. Erzurumspor konusunu kapatalım. İkinci bölümde de Erzurum derneklerini, vakıflarını ve Erzurumla kadın ilgili kadın kooperatiflerini ve birçok konumuz var. İkinci bölümde de bununla devam edelim. Evet. Evet, programımızın ikinci bölümünde karşınızdayız. Bir ara verdik. Erzurumspor'un problemleri, sorunları ve söylemek istediklerimizi ilettik birinci bölümümüzde. İkinci bölümümüzde Ender Bey notlarımız yine konu, arasında. Yine konumuz Erzurum tabii ki. Yine Erzurum. Ya, Erzurum. Çok garip bir konu var aslında. Ben bu konuyla direkt giriş yapmak istiyorum ikinci bölüme takdir edersiniz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Erzurum'da bir haber servis edildi. Siz de takip edebildiniz mi bilmiyorum. Erzurum Kadın Kooperatifi kendi markasıyla dış ticarete açılıyor diye. Bu gerçekten çok sevindirici bir haber. Yani Erzurum'un öz markalarının dışarıya yansıması. Bunlardan örnek verecek olursak geçtiğimiz ay Oltu'da açılan Cağ Kebap Fabrikası gerçekten beni sevindiren gelişmeler arasındaydı. Neydi bu? Müsiat Başkanı Sayın Fuat Demir'in öncülüğünde Oltu'da Cağ Kebabımız artık Türkiye'nin ve dünyaca ünlü birçok ulusal marka marketlerde paketlenmiş olarak halka sunulacak ve Cağ Kebabımızı dünyaya duyuracağız. Ama bunların yanı sıra işte bu hafta çıkan haberde de bir haberi okuyun isterseniz Zarif Bey, böyle şey olarak okumayın ama böyle hızlı okuyun ki izleyicilerimize sıkmayalım. Özetleyerek gidelim o zaman. Yayınlanan haberde ne diyor? Erzurum merkezde kurulan ilk kadın kooperatifi unvanını taşıyormuş. Habere konu olan. Hangi kooperatifmiş bu? Evet, kadın kooperatiflerini de önemsiyoruz. Sizler de bir özet çıkarınca kadar ben bir kadın kooperatiflerinden bahsedeyim. Evet, kadın kooperatifleri gerçekten dünyada bir ivme. Çünkü eğer ki bir şehrin ticaretine kadını katmıyorsanız ya da bir evinizi, kendi evinizin içerisinde yapmış olduğunuz işlere de eşinizi katılmıyorsa oradaki işler aksak gider. Bir şehrin ekonomisine de kadını katmak lazım. Ben kadın kooperatiflerini imza atarak söylüyorum, destekliyorum. Ama Erzurum'daki modelde değil. Çünkü Erzurum'da son bir yıldır bakıyorum mantar gibi çoğalan kadın kooperatifleri var. Yani herhalde ben bunu şeye de bağlıyorum. Yani pandemiden dolayı evde dışarı çıkamayan, gün yapamayan, bir araya gelemeyen kadınlar kendilerini kooperatif adı altında biz de bir şey yapıyoruz da büründüler. Neden diyeceksiniz? Haber okuyun Zarif Bey'in nedenini ondan sonra açıklayayım. Evet, zaten bahsi geçen kadın kooperatifinin ismi Erzurum Kadın Kooperatifi. Evet. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat. Zeynep Polat. Polat. Evet. Çıkışları şu. Tanımıyorum kendisini. Yani Zeynep Hanım da tanımıyorum ama eğer ki çıkışlarını dinleyeceğiz. Çıkışı güzelse takdir edip alkışlayacağız bunu. Şimdi yöresel ürünler olarak bal, pekmez, tereyağı ve kuru fasulye. Kendi markaları, altını çiziyorum. Kendi markalarıyla üretip bal üretmişler. Bal üretmişler kendi markalarıyla. Pekmez, nasıl yapmışlar? Tereyağı, haber içeriğinde yazıyor mu? Mesela bal hakkında bir bilgi vermiş mi orada? Bakalım bal hakkında bir bilgi vermişler mi? Hedeflerinden bahsetmişler. Doğal, sağlıklı, kaliteli yöresel ürünleri üretmek. Çok güzel. Hedefleri. Çok güzel. Hanımefendi şöyle bir beyanatta bulunmuş. Erzurum Kadın Kooperatifi kendi markasıyla markalaşma yolunda azimle ilerleyen, kendi e-ticaret sitesini oluşturmuş, Türkiye'nin önde gelen online alışveriş sitelerinde yerini almış, dijital pazarlamayı iyi kullanabilen bir kooperatiftir diyor. Çok güzel. Yerelde ve ulusalda kapsamlı seviyede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sonraki süreçte uluslararası düzeyde gerçekleştirmek en büyük hedeflerimiz arasında diyor. Yani ben haberi okudum da şuna çok dikkat ettim. Yani size okudum. Ama nerede nasıl ürettikleri hakkında bir içerik yok. Diyor ki haberin içeriğini biraz daha açacak olursak diyor ki bal ürettik, şişeledik, Erzurum balını dünyaya tanıtıyoruz. Peki. Zaten orada aslında haberin içeriğinde şunu diyor. Diyor ki e-ticarete yöneldik. Yani bir bunu kooperatif adı altında değil de bir şirket, bir market, şarküteri adı altında yapsaydınız ben daha çok sevinecektim. Niye? Bal üretiyorsunuz, kaç tane aranız var?
Hangi mezradan arıyı arı kovanlarınız mevcut? Kaç tane? Hangi mezrada kaç kovanınız var? Üretim bu değil mi? Üretim sıfırdan üretmek değil mi? Yani üretim, bal üreten Hüseyin amcanın balını alıp getirip Erzurum'da bir şişe firmasına ya da belediyeye ait bir şirkete şişelettirip matbaada bastırdığınız kağıtları üzerine yapıştırıp biz bal ürettik, dünyaya satıyoruz demek değildir. Bunu Erzurum'da değil, bunu Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde, hemen hemen her şehrinde, bakkallarda, marketlerde bir sürü bal markası var. Onlar da sizin gibi gidiyorlar. Bir bal firmasından alıyorlar üreticiden. Onu alıp kavanoza koyup üzerine bir bandrol yapıştırıp biz bal satıyoruz diyorlar. Öyle olmuyor mu? Yani tereyağı üretiyorlar. Ya yeniden icat ettiğiniz ne var? Kadayıf dolması yaptık. Ya ben yine de yapıyordum kadayıf dolmasını. Fasulye ürettik İzmir'de. Sanki İzmir'de bugüne kadar hiç fasulye üretilmemiş. İzmir'de ilk kez belediye başkanımız Sayın Ahmet Coşkun Beyefendi'nin eşi İzmir'de fasulyeyi bulmuş. Fasulye üretmişiz dünyaya. Ya lütfen Allah aşkına. Ya Allah aşkına şu sığ düşüncelerden artık çıkalım. Yani yapmış olduğunuz üretimi siz üretiyor musunuz? Kadınlarımızın çalışması gerçekten çok önemli. Kadınlarımızı çalıştırabiliyor muyuz? O üretim noktasında kadınlarımızı çalıştırabiliyor muyuz? Bakın Karadeniz'e bir gidiyoruz. Karadeniz'de ne var? Çay toplayan kadınlarımız var. Bu Zeynep Polat bir hanımefendi. Bu Zeynep de Polat isimli hanımefendiyi tanımıyorum. Zeynep Polat denilen hanımefendi acaba bir gün bal kovanının başına gidip arılara ne yem vermiş, arılardan ne beklemiş, arılar balı ne zaman üretir, bal ne zaman toplanır acaba haberi var mı ya? Yani ben biliyorum ki Zeynep Hanım bu balları geçmiş yıllarda Atatürk Üniversitesi'nde bir hocamız vardı. O hocamız bal üretmiş, başarı elde edememişti. Herhalde o hocamızın ballarını getiriyor. Bana öyle geliyor. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum Ender Bey. Beyanatında şöyle bir cümle yakaladım. Diyor ki Erzurum'un seçkin arıcılarından. Yahu bırakın o zaman onlar ya. Temin edilen. Bakın şimdi bakın işte orada zaten benim dediğimi söylüyor. Erzurum'un seçkin arıcılarından. Ya sizin ürettiğiniz ne var sizin? Yani bunu Zeynep Polat değil de Zarif Yıldız yapsaydı olmayacak mıydı? Ve anlaşmalı olduğumuz tesisimizde de bandrollenip. Bakın haberi okumadan ben burada özetledim zaten lütfen. Yani bunu Zeynep Polat değil de Ayşe, Fatma, Kezban, Mihriban, Berivan kim yaparsa yapsın olmayacak mıydı? Ya da Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Kemal, Zarif, Ender yapsaydı bu tutmayacak mıydı? Yani ben gidip yarın Erzurum'un seçkin arıcılarından bal toplasaydım. Getirip bunları kavanozlasaydım. Bir de bandrol vursaydım. O zaman o bal Erzurum bar olmayacak. Yani o zaman Zeynep Polat, o zaman gidip bir tane Gürcü Kapı'da peynirciler çarşısında, Perit Meydanı'ndaki peynirciler çarşısında bir tane iş yeri açın. O topladığınız balları alın oraya koyun. Satın. Çünkü sizin o gazetelere dev vermiş olduğunuz röportajlar o zaman Erzurum'daki tüm bal satan herkes aynı fikirleri sunabilir. Yani siz şunu söyleyin. Biz ticaret yapıyoruz. Biz de eyvallah diyelim başımızın üstünde. Ama kadın kooperatifi üretiyor demeyin. Çünkü niye? Üreten kadınlarımıza ihanet ediyorsunuz. Çünkü bakın bir iki tane belgesel izledim YouTube üzerinden. Muş'ta bir ablamız tarlasında ektiği ürünü dünyaya duyurmuş, tanıtmış. İzmir'de bir hanımefendinin yine videosunu izledim. O da yapmış olduğu el örgüsünü dünyaya... Çünkü bir üretim var. Erzurum'da Zeynep Hanım'ın bir üretimi yok. Üretileni bandrollayıp satıp para kazanmak var. Bu kadın kooperatifi değildir. Ha buradan kadın kooperatiflerine şunu söylemek istiyorum. Böyle mantar gibi öbek öbek oluşacağınıza içinizde bir tanesi öncülük yapsın ya da bir araya gelin bir öncülük yapın. Bir tane başkan seçin aranızda. Bu öbek öbek olacağınıza tek çatı altında toplanın. Ha onu da yapamazsınız. Her kooperatif başkanı diyecek ki başkan ben olayım. Yahu biz burada başkan aramıyoruz. Üreten kadın arıyoruz. Ama Erzurum mantığıyla gidecek olursak Erzurum'daki kadınlar, erkekler nasıl yıllarca bir araya gelip kolektif bir çalışma yapamamış, bir üretim yapamamış, bir şirket kuramamış, bir holding olamamış isek kadınlarımız da olmayacak, olamayacak.
O yüzden kadın kooperatiflerine güvenim böyle haberlerden dolayı ben üzülüyorum. Ha, bir tanesi de gitmiş BİM'den sucuk almış. A101'den, şu üç harfli bazılardan birinden sucuğu almış. Sucuğu getirmiş. Bir çıkarmış üzerindeki bandrolü, bir tane bandrol yapmış. Ne yapmış? Ben sucuk üretiyorum. Vallahi zaten razı olsun ya. Ya kime kandırıyorsunuz? Kendinizi kandırıyorsunuz ya. Yahu biz kanmıyoruz. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Üretim demek sıfırdan bir ham maddeyi alıp bir şeyleri imal edip üretmek demektir. Balı aldık arıcıdan. Tamam, ben de alırım. Şişeye koyduk, ben de bir şişeci bulurum. Bandrolü yapıştır. Ben de yapıştırmayı biliyorum. Biz üretim yap. Böyle bir üretim yok. Siz şarküterilik yapıyorsunuz. Adına da kooperatifçilik diyorsunuz. Ha, gelelim amacınıza. Şimdi bu kadın kooperatiflerinin başındaki kişilere bakıyorum. Hepsinin bir siyasi partide bağlantısı var. Hepsi siyasi bir partide kendisine koltuk arıyor. Hepsi derken bazı istisnalar var, bunları ayıralım. Ama isim isim sayarım. Bir tanesinin sosyal medya hesabını açıyorum. Devlet Bahçeli ile resim çekilmiş. Hem de profil resmi. Bir tanesini açıyorum. Meral Akşener hanımefendiye sarılmış. Bir tanesini açıyorum. Erzurum milletvekillerinin yanında Recep Tayyip Erdoğan'ın ya. Yahu üretim yapacaksınız. Siz bir yerin başkanısınız. Siyasi parti liderleriyle ne işiniz var? Yani siyasette arayıp da bulamadığınız kimliğinizi bir şeyler yapıyorum adı altında kendinize bir kimlik aramanıza gerek yok. Biz sizin önce Erzurum kimliğinizi beğeniyoruz. Biz sizin önce, bakın dünyada hiçbir şehrin kadınına isim verilmemiştir Zarif Bey. Erzurum'un erkeğine dadaş, kadınına da paşa denilmiştir. Paşa, paşa. Dünyada başka yok. Ya lütfen paşa gibi davranın ya. Sucuğu gidip marketten alıp, balı gidip arıcıdan alıp, yıllardır Hınıs'ta, İzmir'de üretilen fasulyeyi ben ürettim deyip, benim ninemin ninesinin ninesinin yapmış olduğu kadayıf dolmasını ben yaptım deyip, ya da Erzurum lor dolmasını yeniden icat etmiş gibi ortaya çıkıp, ya da evde işi gücü olmadığı için evine bir bütçe olsun diye elinde lif dokuyan ablamızın hakkını yemeyin ya. Yazık, günahtır, etmeyin ya. Ondan sonra da etrafınıza toplayıp o lif örüp ya da patik örüp ya da atkı örüp ya da iç kazağı örüp evinin bütçesine katkı sağlamak için tek gayesi evindeki çocuğunun okul masraflarını çıkarmak olan o annemizin, o bacımızın yapmış olduğu eserlerle kendinize siyasette bir koltuk aramayın. Biz bunların hepsini biliyoruz. Evet, kadın kooperatifleri kapatalım. Şimdi, bu kadın kooperatifleri gerçekten amacının dışında şu an işliyor. Amacının çok çok dışında. Ne amaca hizmet ettiyse yani şu an kestiremiyorum. Ben kestiriyorum. Yani. Belki bazılar, bak bazıları da var, çok güzel işler yapıyorlar. Yani yemek yapıyorlar, evde işte yaptıkları böreği, pasta, böreği bunları halka sunabiliyorlar, arz edebiliyorlar. Hele bir tanesi var, şu bak çok enteresan bir şey var, anlatayım. Mersin'den yaz tatilinden geliyorum. Narlıkuyu diye bir yer var. Orada öğretmenin lokmacısı diye bir yer var. Orada her gelişimde o yoldan geçerken mutlaka öğretmenin oraya girer, bir lokma tatlısı yerim. Hemen karşısında da bir ablanın ev üretimi. Bakın, bir abla yol kenarında, her gün gittiğinizde mutlaka geçersiniz, mutlaka uğrayın. Kendi evinde yapmış olduğu reçelleri, turşuları var. Mutlaka uğrar, bir şey, bir iki kalem bir şey alırım. Dedi, abi nerelisin? Dedim, Erzurum. Dedi, abi geçenlerde Erzurum'da bir kadın kooperatif varmış. Buraya geçerken bize dedi ki, ürünlerinizi bize gönderin, Erzurum'da satalım. Bakın, yani tesadüf bu ya. Tesadüf, bana tesadüf etti. Gönder dedim abla, satsınlar. Ya ama diyecekler ki biz yaptık. Ya biliyorum sizin yaptığınız, onlar biz yaptık diyecekler. Bunu biliyorum. Yahu siz turşu yapmayı bilmiyor musunuz? Gitmişsiniz ta Mersin'in Narlıkuyu ilçesindeki bir kadıncağızın emeğini Erzurum'a getirip biz yaptık diyerek satacaksınız. Bal da öyle. O yüzden kadın kooperatiflerini çok konuşacağız. Bu şehre faydalı olan işler yapan herkes, biz burada alkışlamaya hazırız. Ama halkı aldatmaya, halkı böyle ticaret yapıp ticaretini de ben üretim yaptım diyerek yutturmaya çalışanları da buradan ifşa edeceğiz. Evet, birleşememek kavramından bir diğer konuya bağlamak istiyorum aslında.
Geçen hafta da Erzurum'u dernekler ve federasyonlarla alakalı birleşme önerisinde. Ya Allah aşkına. Zarif Bey. Bunlar da bildi. Zarif Bey, ben Erzurum'u çok seviyorum. Devletimi çok seviyorum. Erzurum olduğum için de onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Ve nerede bir Erzurumlu varsa o benim kadınsa anam, bacım, erkekse benim kardeşim. Yahu Allah aşkına, biz bugüne kadar Erzurum'da istememezlik, kıskançlık ve hasetlerimizden başka hiçbir şey yaşayamamışız. Ticaret yapmış becerememişiz, siyaset yapmış becerememişiz. Şu sahipsiz memleket var ya, o Erzurum'dan çıkmıştı biliyor musun? Sahipsiz memleket Erzurum'dur. Ya ticaret, Erzurum'da 40 yıldır tabelası asılı olan, 40 yıldır tabelası asılı olan bir tane iş yeri gösteremez misiniz? Gösterebilir misiniz bana? Gösteremezsiniz. Baba öldükten sonra aile şirketi mutlaka dağılmıştır. İki kardeş anlaşamamıştır, üç kardeş. Erkekler anlaşmıştır, eltiler anlaşamamıştır. Yahu onun, senin abin var ya abin, ne yapmış abim? Abin dün eşine bir tane bilezik almış. Tamam, ben de sana alayım. Yok, sen bana niye almadın? Ya işte bak, bu kadınlar tutmuş bu sefer de erkekleri aşılamış, kardeşlerin ortaklıklarını bozdurmuşlar. Yani Erzurum'da kolektif bir çalışma bugüne kadar olmamıştır, olmayacaktır da. Erkeklere gelince Erkon, işte bir tane daha federasyon kurmuşlar. Ne konfederasyonu mu, ne federasyonu? Ya şimdi Erzurum dernekleri, federasyonları bir arada olsaydı, geçtiğimiz hafta Sayın Erzurum Baro Başkanı Avukat Talat Göğebakan'ın girmiş olduğu bir seçim vardı. 25 oy aldı. Evet. Çorum kadar olamadık. Çorum'u boş ver Zarif Bey. Bakın çok acı bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da 600 tane Erzurum dernek, vakıf ve federasyonu var. Bir de iki de konfederasyonu var. İzmir'de yine bir 300 tane var. Bursa'da yine bir 400 tane var. Kocaeli'de yine bir 250 tane var. Ankara'da bilmem 300 tane var. Bakın bunları saydığımız zaman rakam çok çıkıyor. 4 şehir saydık değil mi? İstanbul'un 99, Ankara'nın 60, İzmir'in 45, işte Kocaeli'nin 30 milletvekilleri var değil mi? Yahu bu Erzurumlu, Ankara'daki, İstanbul'daki, Bursa'daki, Yalova'daki, buradaki Erzurum dernek, vakıf, federasyonları kendi bulundukları şehirlerdeki milletvekillerine birer tane oy verdiremediler mi Talat Göğebakan'a? Yahu birer tane oy verdiremediniz mi Erzurum'un şehrinize? Yahu ne birlikteliği, hangi birliktelikten bahsediyorsunuz? Erkon kurulmuş, kim kurmuş kardeşim? Kur'an Ali Murat Alatepe, Allah razı olsun. Devam ettiren Mustafa Macit. Yahu Mustafa Macit'in bana bir tane akçesiz işini gösterebilir misiniz? Akçe olmayan, Erzurum'un menfaatleri için yapmış olduğu, adına da Mustafa Macit'in projesi dediğiniz, içinde para olmayan bir tane bana iş gösterin kardeşim. Ben bir daha Mustafa Macit hakkında konuşmayacağım. Mustafa Macit'in projelerini şöyle bir göz önüne getirelim. Arsa verin. Evet. Erzurum sporlulara yardım kampanyası kurduk dedi. İlk Erzurum Spor, İstanbul'daki ilk Erzurum Taraftarlar Derneği'ni kuran Mustafa Macit. Bayrak reklamlarla alakalı. Tabii tabii, tabii tabii. Erzurum'da işte her dileğe bir bayrak asacak. Bakın hep para. Erzurum'da bize arsa verin, ev yapalım. İstanbul'daki Erzurum'ları Erzurum'a getireceğiz. Tam gelin arsayı alın. Yok, arsayı bedava vereceksiniz. Ya kimin arsasını kime veriyorsunuz siz? İstanbul Maltepe etkinlik alanında Erzurum günleri yapacağız. Erzurum'dan esnaflar gelecekler. Burada ticaret yapacaklar. Biz de onlara iş yeri kiralayacağız, stand kiralayacağız. Bakın hep para, hep para, hep para. Peki paralar nerede Mustafa Macit? Yani bugüne kadar ki yapmış olduğunuz tüm akçeli işlerden topladığınız paralar nerede? Kar ettiyseniz Allah aşkına, ettiğiniz karlar ne yaptınız bunu açıklayın. Yani ben bir para kar ettiğinize inanmıyorum. Ya da kar ettiyseniz bu parayı faydalı işlerde kullandığınıza inanmıyorum. Eğer ki faydalı bir işte kullanıyor olsaydınız kendinize bir ofis tutardınız. Yani bugün irtibat ofisi. Yok tabii ki, yani Erzurum'dan bir misafir gidiyor, bir profesör gidiyor İstanbul'a, diyor ki Erkon varmış, orada bir görüşme yapayım. Arıyorum Mustafa Macit Beyefendi, neredesiniz? Bakırköy'de. Bir görüşelim. Tamam gel diyor, kafede oturup çay içelim. Ya kafeye niye gidiyorsun? Senin bir makam odan yok mu? Erkon'un bir tabelasının asılında olduğu bir yer yok mu? Yok. Yok, yok. Şimdi bir tane de bir yeni konfederasyon kurulduğu söylendi bana geçen hafta. Cahit Özarslan isminde bir arkadaşımız, bir hemşerimiz demiş ki bu kooperatif bu işi başaramadı Erkon. Ben bir konfederasyon kurayım, ben başarayım. O da gitmiş 5-6 tane köy federasyonunu bir araya getirmiş. Bir konfederasyon olmuş. Al birini, vur ötekisini. Yani biz birlikten bahsediyoruz, beraberlikten bahsediyoruz. Bizim birlik ve beraberlik noktamız
Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Peki konfederasyonlarımız başaramıyor da derneklerimiz, vakıflarımız, federasyonlarımız başarıyorlar mı? Onlar da başaramıyorlar. Yani başarıyor olsalardı İstanbul'da 39 tane belediyemiz var. Erzurumlu kim var? Bir Şadi Yazıcı zaten vardı. Ankara'da bilmem 20 tane belediyemiz var. Kaç belediye başkanı Erzurumlu? Yok. Kocaeli'de kim Erzurumlu? İşte bir Gebze Belediye Başkanımız Erzurumlu da Erzurumlar Federasyonu'nun hiç alakası yok. Bursa'da hangi belediye Erzurumlu? Orada yok. Peki İstanbul'da 99 tane milletvekili var. Kaç tanesi Erzurumlu? Erzurumlu yok. Bir Belma satıran ben de, o da yıllardır milletvekili. Erzurum'la alakası yok. Kocaeli'de İlyas Şeker var, Erzurumlu milletvekili. O da zaten belediye başkan yardımcılığı yapmış uzun yıllar. Onun da federasyonla bir alakası yok. Bursa'da Efkan Ala Erzurumlu. Onunla da Erzurumların federasyonla alakası yok. Yani Erzurum federasyonları, dernekleri ve vakıfları yok oldu, yok ya. Bir gün bir araya gelememişiz. Yani ve işin en kötü tarafı da şurası. Erzurum'un ve şehrimizin ismini taşıdıkları dernekleri, vakıfları çok kötü bir şekilde idare ediyorlar. Yani bir ilçede kumarhane olarak işletildiği söyleniyor. Bir ilçede kuş mezatı yaptıkları söyleniyor. Bir ilçede patates satan yer söyleniyor. Bir ilçede Erzurum Derneği'ni peynir satan yer olarak, bir şarküteri olarak biliyorlar. Yani Erzurumları neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Şimdi bir de bu Erkon'da bir Halil Karapınar abimiz var. Geçtiğimiz hafta söyledik ya, Erzurum'a geldi, otel yapacağım dedi. Erzurum'a onu yapacağım, bunu yapacağım dedi. Ama Erzurum'a bir tek çivi dahi çakmadı. Bu arada Erzurum'u bir geçtiğimiz hafta program yaptığımız yayın kuruluşunun sahibini aramış Halil Karapınar. Demiş ki bu Ender Yüncü ne diyor benim hakkımda? Sayın Halil Karapınar, o soruyu bana soracaksın, başkasına değil. O yayın kuruluşunda ben sadece programımı orada yaptım. O yayın kuruluşu benim babam değil, benim atam değil, benim ata dedem de değil. Ne konuşacağımın da sorumu benim. Soruyorum. Evet, dedi ki hatta bana, dedi ki ya Ender Yüncü, Halil Karapınar Erzurum'a hiçbir şey yapmamış dedin ya ama. Ne yapmış? Erzurum'a bir mesleği filmini çekti, ona şey oldu ya. Ne oldu abi? Onun sponsoru oldu. Mümessil filmi hakkında o kadar çok doluyum ki. Yani mümessil filmin başrol oyuncusunun YouTube'da izlediğim zaman Erzurum olduğundan utanıyorum. Çünkü eşimle izleyemiyorum. Küfür içerikleri. Kızımla izleyemiyorum. Evet. Annemle izleyemiyorum. Yani anne, ya ben kendimi Erzurum olarak konuşuyorum. Teyzemle izleyemiyorum. Kayınvalidemle izleyemiyorum. Evimde izleyemiyorum ya. İzleyemiyorum. Yani mümessilin Hopa'da bilmem neler yaptığını ben eşimle nasıl izleyebilirim ya? İzleyebilir misiniz Zarif Bey evde kız çocuğunuzla ya? Aslında. Peki bu Erzurum'un neresi temsil ediyor? Mümessil filminin başrol oyuncusu Burak Bozdan. Yahu YouTube videolarını bir açın Allah aşkına, bir açın izleyin ya. Erzurum'u temsilen ne var ya? Erzurum'da hangi cinciye mi gitmişler? Yani o kadar garip şeyler ki hepsi belden aşağı. Ve hepsi bizim Erzurum'un örf, adet ve annelerinden çok çok uzak. Halil Karapınar buna sponsor olmuş. Ya Halil Karapınar, sayın abim, değerli hemşerim. Bakın ben sizin bir Erzurum olduğu için övünüyorum, onur duyuyorum. Ama Erzurumları artık aldatmayın. Ben buradan Erkon yetkililerine de sesleniyorum ki Halil Karapınar da Erkon'da herhalde başkan yardımcısı. Eğer Erzurum'a bir iyilik yapmak istiyorsanız hemen şimdi derhal ve acilen Mustafa Macit'i o koltuktan bir kere indirin. Halil Karapınar abim eğer buraya hevesli ise, o burada başkan olmaya, başkan olsun ya da bir başkan bulsun ya da bir bulsunlar ya da bir öncülük yapsınlar. Erkon'un başına bir kere Erzurum'a fayda sağlayacak bir Erzurumlu getirelim. Bir getirelim buraya bir Erzurumlu ya. Cebinde parası olan, Erzurum'dan maddi beklentisi olmayan, bir tane ofisi olan, ofisine tabela asabilen ya da bir Erzurumlu yolda kalmış ise elini cebine atıp onun uçak biletini, otel parasını verebilecek bir Erzurumlu yok mu İstanbul'da ya? Yahu yok mu ya? Erzurumlu bir iş adamımız yok mu bizim orada Erkon'a başkanlık yapacak, milleti çatısının altında toplayacak, orada insanlara birlik beraberlik yapacak ama Erzurum üzerinden para kazanmayı düşünmeyecek bir tane Erzurumlu yok mu İstanbul'da ya? Onlarca var. Neredeler? Mustafa Macit'in Akçeli işlerine kalmışız ya.
Halil Karapınar'ın Umut tacirliğine kalmışız. Gelmiş Umut dağıtıyoruz. Otel yapıyorum, 1000 kişi çalışacak. Otelde çivisi yok ya. Otelde çivisi yok, çivisi. Sonra Erzurum Konfederasyonu diyoruz. Ya demeyin. Ayıp. Erzurum tabelasını çıkarın oradan ya. Ben şu dernek, vakıf, federasyon başkanlarına da sesleniyorum. Bunlara prim vermeyin. Yapamıyorsanız siz de bırakın, yapmayın bu işi ya. Yapmayın ya. Ya Mustafa Macit ne iş yapıyor Allah aşkına? Mustafa Macit'in isminin önünde Erzurum Konfederasyonu Başkanı yazmasa idi. Mustafa Macit'in isminin önünde bakkal mı, kasap mı, manav mı, şarkı derici mi, esnaf mı, emekli mi, tüccar mı? Ne yazacaktı ya? Ne yazacaktı? Sabahleyin anahtarı var mı gidip bir tane iş yerini açacak? Yok. Erzurum Konfederasyonu Başkanıyım ben. Erzurum üzerinden şey yapıyorum, etkinlik yapıyorum. Tamam. Parasız yap. Erzurum'daki esnaf buraya bedava çağır. Hatta otelini karşıla. Hatta bu adamları getirip personelini karşıla. Yok. Gelip otelde kendin kalacaksın. Bir de benim oradaki alanıma para vereceksin. Ha ne oldu? Belediyeler bile gelmedi. Vali bile gelmedi. Sayın valimiz de katılmadı, iştirak etmedi. Büyükşehir Belediyesi iştirak etmedi. Hiçbir belediyemiz iştirak etmedi. Adı Erzurum. İçinde Erzurum yok. İçinde Erzurum yok ya. İçinde Erzurum olmayan bir Erzurum günleri Erzurum'u anlatamaz. O yüzden Erkon'un başına mutlaka Erzurum'dan maddi akçeli işler yapmayacak bir başkana ihtiyaç var. Halil Karapınar abim, bunu bir Erzurumlu olarak sana görevlendiriyorum. Benden de ki bir kardeşim bana bir görev verdi Allah aşkına. Şu Mustafa Macit'i bir indirin oradan. Bir indirin ya. İndirin, parası varsa inmesin. Bak kabul ediyorum. Ama Erzurum üzerinden para kazanmayı tercih ediyorsa onu bir indirin. Oraya bir tane Erzurum üzerinden para beklentisi olmayan, Erzurum'dan gidip yolda kalmış, darda kalmış, hastanede yatan Erzurumlu'ya yardım edebilecek ve karşılığını beklemeyecek bir Erzurumlu'yu bir kere oraya getirin. Ha siz isim bulamıyor musunuz? Ben bir sonraki programda size 5 tane, 10 tane, 20 tane isim bulacağım. 20 tane isim bulacağım. Ve hepsi İstanbul'da hastanede yatan, parası olmayan, refakatçisine ekmek veremeyene ekmek veren. İstanbul'da gidip kalmış, yolda kalmış, darda kalmışı hiç kimsenin haberi olmadan cebinden çıkarıp kendi öz sermayesini verip Erzurum'a gönderecek 5, 10, 20, 30 tane Erzurum isim vereceğim. Buyurun. Bununla da övünmemiş, bu özellikle çıkmamış. Tabii ya, Erzurum derneklerine soruyoruz, ne yapıyorsunuz? Diyor, burs veriyoruz. Kardeşim burs vermeyin. Elbette İstanbul'daki burs verin ama bunu çıkıp reklam yapmayın ya. Ben falanın oğlu geçen yıl gelmişti. Onun buradaki masraflarını karşıladım. Ya bunu karşıladıysan söyleme. Sağ elin verdiğini sol el bilmesin. Bilmesin ya. Yok bizim Erzurum'da öyle değil. Bizim Gez Mahalleli bilmem kimin oğlu gelmişti burada okuyordu, ona 4 yıl baktım. Bakma kardeş. Bakıyorsan baktıktan sonra söyleme. O yüzden Erzurumluların bir an önce Erkon'u tek çatı altında toplayıp ve başına da Erkon'un başına da Erzurum'a yarın öbür gün yatırım getirebilecek iş adamlarını buraya getirecek insanlara ihtiyacımız var. Yani gelip Erzurum'dan götürecek değil. Yani gelip Erzurum'dan esnafı götürüp o esnafın üzerinden para kazanacak değil. İstanbul'da iş yapmış, sanayiyle uğraşmış, ihracatçı, ithalatçı iş adamlarını toplayıp getirip Erzurum'a ne yapabilirsiniz mücadelesi verecek iş adamlarına ihtiyacımız var bizim. Yani acilen bir Erkon'u kurtarma planı acilen lazım. Acilen mutlaka. Erkon'u Mustafa Macit'lerinden acilen kurtarmak lazım. Evet ben Mustafa Macit orada olmasın demiyorum. Gerçekten çalışkan, üreten ama başkan değil. Başkan değil. Yönetimde bulunmasın. Yönetimde bulunsun. Çalışsın. Hayır. Çalışsın ama sakın Erkon'un başkanı Erzurum üzerinden maddi bir şey beklemesin. Ben de bir küçük bir öneri yapmak istiyorum. Zarif Bey, siz biraz nefes alın diye ben araya gireyim. Dolmuşsunuz çünkü özellikle bu konuda bildiğim için de biraz fırsat verdim. Buyurun. Ben şeye çok garipsiyorum. Erzurum günlerini. Yani şu mantıkta yapılan. İşte stand kiralayalım. O biri gelsin cağ satmak için bana kira ödesin. Biri gelsin peynir satmak için bana kira ödesin. Ben daha önce de köşe yazılarımda ya da daha önce yapmış olduğum programlarda hep öneriyordum. Ya sıla-i rahim olarak değiştirin artık bu mantığı. Yani Kocaeli Erzurumlar Derneği, işte Erkon, işte diğeri bilmem ne köy federasyonu, işte Bursa Erzurumlar Derneği. Hatırlıyor musunuz Ali Murat Aratepe
bir Sıla-i Rahim programı yapmıştı. Evet. Otobüslerce insanı buraya getirdi. Şimdi mantığınız çok kaldılar. Güzel. Mantığınız çok güzel ama tabii ki bu Erzurum Güneyli'nin aslamacı. Belirli günlerde alıp Erzurum Güneyli'nin aslamacı Zarif Bey. Erzurum Güneyli'nin aslamacı Erzurumları Erzurum'u tanıtmak değil. İşte İstanbul'da yaşayan Giresunlu'ya, Gümüşhaneli'ye, Sivaslı'ya, Niğdeli'ye, Kayseri'ye de Erzurum ürünlerini tanıtmak. Aslında amaç bu. Ya bunu da Erzurum tanıtım bu da mi? Bu da işin garibi ne? Cağ kebabı Sivaslı yapıyor. Erzurum günlerinde. Kadayıf dolmasını Yozgatlı yapıyor. Erzurum civil peynirini de Niğdeli satıyor. Ya benim planım bir evet dediğiniz çok güzel. Yani senenin bir 15 günü Erzurum'da bir Sıla-i Rahim günleri. Erzurum'daki esnaf gitmeyecek. Erzurum'daki esnaf iş yerinde oturacak. Dedesinin mezarının yerini bilmeyen torun babasıyla beraber çıkıp Sıla-i Rahim günlerinde Erzurum'a gelecek. Mesela bir 3 gün Bursa gelecek. Bir 3 gün Kocaeli gelecek. Hepsi birden gelsin. Gün. 15 gün içinde kimlerden gelirse gelsin. Bu da olabilir. Yani o Erko'nun başında olan arkadaş. Artık buradan sana Akçeli mi düşer? Akçeli'sin sen ayarlarsın. Ben projesini bilemem de. Bütün dernekleri, federasyonları Türkiye'deki dolaş da senenin bir 15 günü herkes 3 otobüs, 5 otobüs Erzurum'a gelsin de bir görelim seninle. Yok öyle bir şey. Zarif Bey bunlar bunu kabul etmiyorlar. Bizim önerimiz olsun. Önerimiz olsun da yani havanda su dövmek gibi bir öneri bu. Evet siyaset konuşmadık Zarif Bey. Biraz siyaset evet, konuşalım. Siyasete evet bu programdan biraz boşladık. Evet yok siyasette de artık arka pencerenin siyasette de varlığını, siyaset üzerine de bir şeyler konuşacağını söylemek lazım. Çünkü arka pencere Erzurum'un tüm sorunlarını, sıkıntılarını dile getiren program. Ben Erzurum'da şuna dikkat ettim. Siz de dikkat ettiniz Zarif Bey. Erzurum'da muhalefet yok. Evet muhalefet de öyle bir problem. Acaba muhalefet mi yok? Bak şu ama çok muhalefet kendi içinde kendine muhalefet. Hayır bak şu çok soru. Çok önemli bir soru. Acaba Erzurum'da muhalefet mi yok? Yoksa AK Parti mi çok başarılı? Şimdi muhalefet neyi muhalefet yapar? Ağır, aksak, kötü gider işleri. Peki muhalefet bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Demek ki AK Parti işini çok iyi yapıyor. Ya da? Bakın ya da AK Parti işini çok güzel yapıyor. Muhalefetin AK Parti'yi eleştireceği hiçbir şey yok. Ya da muhalefet kendine Erzurum'da işini yapamıyor. Şimdi benim gözlemlediğim yani hangi muhalefet partisine söylersek bugün Memleket Partisi'nde böyle bir şey henüz şahit olamadık ama ya bak Memleket Partisi bir... dediğiniz diye diyeceğim ben size burada. Kurulup 5,5-5 aydır bir kurulmuş bir parti. Evet muhteşem bir hız var. Bakın geçtiğimiz gün Muharrem İnce Erzurum'a geldi. Ben bugüne kadar Meral Akşener de dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere Fatih Erbakan, Necmi bütün siyasi partilerin genel başkanları Erzurum'a geldiğinde 5,5 aylık bir memleket partisinin yakalamış oldukları havayı görmedim. Yüzlerce araçla bir konvoyla karşılama oldu. Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapattılar. Yani 5,5 ayda kurulmuş bir parti İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ni hınca hınç doldurdu. Ama burada İl Başkanı Serhat Caneş'in enerjisi de çok önemli. Yani evet, evet o da bir enerji ama ben mesela ilçelere eğilmek istiyorum. Gerçekten yine yani diğer partilerin de mutlaka ilçe başkanları çalışıyorlar. Niye nerede çalışıyorlar görmedim ama yani bir tek açıklamaları daha yok ama Yakutiye'de bakın Yakutiye Türkiye'de 37 tane şehirden, vilayetten büyük bir ilçe. Burada da Ekrem Ekmekçi Başkan'ın, Yakut İlçe Başkan'ın bakın bir siyaset hiç olmamış bir isim var. Yani daha önce ismini duymadığımız, evet. Hiç ismini bilmediğimiz, yani siyaset tabii esnaf olarak, ticaretçi olarak biliyorduk ama yani siyasette hiç bugüne kadar siyaset yapmamış, yeni de bir yüz olarak çıkan Ekrem Ekmekçi gerçekten ön plana çıkıyor. Çok güzel işler de başarıyor. Yani ilçe başkanlığı olsun, o konvoydaki yani Esten biz siyasette böyle hareketli kişilere ne dedik? Teşkilatçılıktan gelmiş. Biz özellikle Erzurum'da bu Ocak'tan gelmiş. Ülke evet. Ocaklarında teşkilatçılığı çok iyi bilen Ekrem Ekmekçi'yi ben o gün gördüm. Hiç ben eskiden teşkilatlarda falan olduğumu bilmiyorum ama gerek spor camiasında gerekse şehir noktasında teşkilatçılığı çok iyi bilen bir isim. Ben Ekrem Ekmekçi'nin Yakutiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Bakın altını çiziyorum. Burada kimse bana yani bana burada sakın taraf kimse demesin. Yakutiye'de özellikle Memleket Partisi İlçe Başkanı Ekrem Ekmekçi'nin teşkilatçılığından dolayı başarı elde edeceğine inanıyorum. Yazın bunu buraya. Evet programlarımız zaten tarihe geri dönüyor. Ekrem Ekmekçi Yakutiye'de başarı elde edecek. Evet. Yani diğer siyasi partilere gelelim.
Mesela İYİ Parti'yi ne diye eleştiriyoruz biz? Kendi içerisindeki izipleşme. Ya bu parti bir kere 5'e bölünmüş, 6'ya bölünmüş ya. Yani il başkanı oltuya giderken genel başkan yardımcısı da milletvekili Aşkarı'ya gidiyor. Yani aslında ben İYİ Parti'yi pek de konuşmak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl görüyorsunuz? Tabela partisi olarak görüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir tabela partisidir. Bugüne kadar hiçbir zaman kavgından çıkamamış. Gelinen son noktada görüyoruz ki bir il başkanı yeni geldi herhalde Suat Bey. Suat Bey biraz aktif tabii diğer il başkanlarına göre aktif ama oy oranını sandığa ne kadar yansıtır o daha bilmiyor çünkü bir önce Erzurum artık şuna uyandı Erzurum siyaset yani oy kullanan Erzurumlu adaya çok büyük önem gösteriyor. Yani aday kim olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İYİ Parti'nin ya da Milliyetçi Hareket Partisi de dahil olmak üzere acaba adayları kim olacak? Siyasi partilerle ilgili geniş kapsamlı diğer programlarda da konuşacağız Zarif Bey. Bir sonraki programa şunu not alalım bugünden. Haftaya da şunu konuşacağız. İl başkanları ne iş yapıyor ya? İl başkanları ne iş yapıyor? Bu İktidar Partisi olan AK Parti, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Naim Karataş ve diğer il başkanları ne iş yapıyor? Yani Deva Partisi geçtiğimiz hafta bir anket yayınlamıştı. Gördünüz mü? Evet. Deva Partisi'nin Erzurum'da %15 olduğunu mesela söylemişti. Yani mesela Gelecek Partisi nerede ya? Gelecek Partisi'nin il binası nerede, ilçe binası nerede? Gelecek Partisi il başkanı nerede? Nerede ya? Ya da Mustafa Sarıgül'ün yeni de Türkiye Değişim Partisi. Yani Değişim Partisi. Bunun il başkanı kim? Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ebu Bekir Elman'ın sürekli Erzurum'a gidip geliyor ama il başkanı kim? Yani Genel Başkan Yardımcısı ayrıca Erzurum'da il başkanlık görevini mi yapıyor? Yani bunların hepsini bir sonraki programda il başkanlarımızı şöyle bir iyice araştıralım bir hafta boyunca. Ne yapmışlar? Son bir ayda hangi il başkanı ne yapmış? Evet. Hangi il başkanı bu şehirde? Yani sadece seçimden seçime mi göreceğiz biz bunları? Yoksa şu ara sürede de il başkanları acaba şehrin menfi çıkarları için mesela AK Parti il başkanı Mehmet Emin Öz hiç bugüne kadar 20 tane ilçe bir büyükşehir belediye başkanı olmak üzere bu belediye başkanlarının hangi başarılı işini çıkmış basınla paylaşmış acaba ya? Benim partimin ilçe başkanı ya da belediye başkanı Horasan'da şunu, Hınıs'ta şunu, İzmir'de şunu ya da büyükşehirde şunu yapmış dediği bir tane açıklaması var mı ya? Bir görelim. Bunların hepsini bir araştıralım. Ne haftaya olsun? Siyasi parti il başkanlarını bir markajı alalım. Markajı alalım evet. Çünkü seçim eli kulağında. Evet her an eli kulağında. Startı verilebilir eli diye kulağında, evet, bekleniyor eli değil mi? Evet bugün konulu başlıklarımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta notlarımız çerçevesinde yeni Erzurum'un menfaat çıkarları için. Elbette. Erzurum'un çıkarları menfaatleri için. Arka pencere ikinci programında da iddia ediyor. Şehrimizin